herkese benden günaydınlar. Bugün melemen ve patates kızartıyorum Göktuğcuğuma. Göktuğ şimdi sınava gidip gelecek okula. Ya ben çok heyecanlıyım bu sabah, çok mutluyum. Çünkü beni bu sabah Müjgan ablam aradı. Çok konuşamadık, şimdi ona döneceğim. Buradan da ona selamlar, sevgiler olsun. Kocaman öpüyorum onu. Göktuğ okula gitti geldi. Sınava girdi. Nasıl geçti sınavın paşam? Anlat bakalım. Güzel. Ne sınavıydı? Beden ve müzik. Evet, artık beden ve müzik dersleri yazılı sınav oluyorlar. Böyle önceden biz beden dersinde işte kıyafetin düzgün mü falan diye bakıyorlardı. Şimdi bayağı sorular soruyorlar. Aklında kalan bir soruyu söyle. Böyle ya nasıl anlatayım? Bir tane var da neyle yapıldığını unuttum. Ya çember oyunu işte döndürüyorsun. Oyunlarla ilgili Şıkır işte. çember. Müzik de bildiğim kadarıyla İstiklal Marşı ağırlıklıydı, değil mi? Evet. Evet, Göktuğ zaten İstiklal Marşı'nın kaç kıtasını biliyor? İkisini öğrendik Hadi biz. ikisini oku bakalım. Çok anlık. Sen güzel okursun, ben biliyorum. İlk kıtasını oku. Oku bakayım. Ayağa kalksın benim Durdur oğlum. sen. Böyle bekliyorum ben seni. Anlık oğlum. Hiç hazırlıksız böyle. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrin ey nazlı iler. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Aferin benim oğluma, maşallah. Pı pı pı. Nazar değmesin benim oğluma. Okudu. Büyümüş ya Allah'ım. Hatırlıyor musun Göktuğ, birinci sınıfta ben sana bunu ezberletirken? Hatırladın mı? Gülme geldi değil mi? Çok zorla ezberletmiştim. Ama ezberlemiş maşallah oğluma. Göktuğ'un milli duyguları çok güzel. Milli mücadeleden falan bir okuyor bir okuyor. Yani... Niye ağzını kapattın? Ha, gülmüyor. Tanınacak bir şey yok oğlum. Aferin sana, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Herkese benden yüz yüze merhaba olsun istedim. Evde işlerimi bitirdim. Kahvaltımızı yaptık. Göktuğcuğum sınava gitti geldim. Sınavı da güzel geçmiş. Ondan da bahsetti. Ben de böyle birazcık oturdum. Göktuğ'la anne oğul keyfi yapıyoruz böyle. Bir dışarı çıkıp gelmem gerekiyor da böyle camdan baktım. Ama gideceğim birazdan. Günümüz böyle bugün sakin geçiyor. Çünkü umarım yarın hava falan güzel olur. Göktuğ'yla daha güzel çekimler yaparız dışarıda. Bugün bir tane takipçi ablamız vardı. O bize ulaştı sabahtan. Gerçekten bizi çok mutlu etti. Telefonla görüştük. Birazcık sohbet ettik. Kendimizden bahsettik. Sanki yüz yüzeydi. Yani herkes öyledir eminim ama böyle telefonda birebir sohbet edince, konuşunca, yani ben tam bir İstanbul hanımefendisiyle konuştum bugün. Yani o diksiyonu, konuşması, enerjisi, yani çok 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 iyiydi ve enerjisi bana böyle o kadar iyi geçti ki ve desteğini böyle içten gerçekten hissettim. Sağ olsun, onunla da en yakın zamanda yüz yüze görüşeceğiz. Ortak bir yerde. Burada zaten hep birbirimize yakınız. Ayrıca yine telefon görüşmemizi de böyle hani Göktuğ'dan falan bahsettik. Genel buradaki İstanbul'a alışıp alışmamamdan, çünkü o kaç yıldan beri İstanbul'da oturuyormuş. O artık tam İstanbul yerlisi. Böyle işte bana tavsiyelerde bulundu, çok güzel hani. Ben küçük şehirden geldiğim için. Ben de bunları biliyordum ama o da bir büyüğüm olarak söylemesi çok hoşuma gitti. Buradan tekrar Müjgan ablama çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Bunu sana gelsin ablacığım. Şimdi bakalım, ben dışarıdaki işlerimi halletmek için çıkayım. Ben dışarı çıktım. Göktuğ bana katılmadı. Tabii ki tek değil. Ben çıktım.
Şimdi aklımda en önemlisi şey var. Çamaşır ipiyle sepet gibi bir şey alacağım böyle. Yukarıdan aşağı böyle ip sallamak, hani sepet sallamak için böyle bir şey yapacağım. Çünkü böyle bazen bir şey oluyor, bir şey vermem falan gerekiyor. Apartmanımızda asansör olmadığı için in çık zor oluyor. En azından ona bir çözüm bulalım dedim. Şimdi böyle yürüyoruz. Havada yani gerçekten rüzgar esiyormuş gibi görünüyor böyle yürürken ama hava gayet iyi yani, hatta böyle bakabilirsiniz, ağaçlardan anlayabilirsiniz. Öyle. Biraz kanalımdan bahsedeyim size. Mutfakta bahsedecektim de. Bazı bir şeyleri böyle doldu. Ama tabii ki hala süreç devam ediyor. Detaylı bir şekilde mutfakta şimdi bahsetmeyeceğim ama bundan bahsedeceğim. Yani okulundan da çok mutluyum bugün böyle. Mutluluklar üst üste geliyor. Havada kararmak üzere gibi böyle. Tam akşam üzeri olduğu için yürüyelim böyle. Devam edelim yine. Çekimler yaparım. Bu şekilde sepetimi aldım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Birazcık tur attım. Böyle buralarda bir şeyler baktım. Bazen çekmeyi unutuyor insan. Böyle bu şekilde eve gidiyorum. En azından şimdi gökyüzü dışarıda falan olacak. Bir şey istediğimde yukarı çıkmak zorunda kalmaz. Çekerim yukarı sepetle bakalım. Herkese iyi akşamlar. Galiba ben yine bu akşam da geç kaldım. Olsun. Şimdi musakka yapacağım. Kıymamı falan aldım. Dışarıdan geldim. Eve işlerimi hallettim. Balkon sepetimin ipini falan. Birazcık Göktuğ'la içeride yattık, uzandık. Ondan sonra mutfağa girdim. Bakalım mutfakta neler oluyor. Kıymam ocağı aldım. Bu şekilde soğanlarımı doğrayacağım. Şimdi nereden başlasam sohbet konusunda birkaç tane böyle ana başlıklardan bahsettim. Sabahtan Müjgan ablacığım aramış, sonunda konuşmuştum. Göktuğ okula gitti, sınava gidip geldi. Kanalla ilgili anlatacaklarım vardı. Kanaldan bahsedeyim. Evet, 1000 aboneyi doldurduk. 4000 saati de doldurduk. Şükürler olsun sizin sayenizde. Kanalımız incelemeye gitti. Orada tüm işlemleri halletmiştik zaten. Birçoğunuz yazmıştık sevgili kanal çocuğun üzerine, aman bir sıkıntı olmasın falan. Ben zaten o zaman düzeltmiştim şeylerine. Bilgilerindeki zaten Göktuğ'un kendi adına sadece oradaki kullandığı isim Göktuğ Gürel. Diğer şeyler hepsi benim numaramla falan. Bakalım hayırlı sonuç gelir. Tabii ki bunu da sizinle hemen paylaşacağım. Çünkü yani dediğim gibi bana YouTube'daki bazı şeyler ciddi anlamda sürpriz oluyor. Yani ben dediğim gibi burada ilk başta Göktuğ'la bir iddialaşma üzerine, sonra Göktuğ'un dediği oluyor. Ben video çekmeye devam ediyorum. Devamında sizlerle tanışıyorum. Güzel yorumunuzla buluşuyorum. Sonra devam ediyorum ve böyle bende bu bağımlılık haline geliyor. Yani ay şunu da çekeyim mi, şunu da yapayım mı falan diye böyle günden güne daha çok sizlerle vakit geçirmek istiyorum. Yani daha çok bazen diyorum ki acaba iki tane video mu yapsam bugün falan diye. Tabii zamanla neden olmasın. Burada yarım kilo kıymamız var. Soğanlı bir şekilde kıymamı kavuracağım. Sonra da patlıcanlarımı ilave edeceğim. Şimdi ilk defa saçım dağınık mutfağa girdim ve hani hafif topladım ama tabii ki ben kendim rahatsız oldum. Hemen saçımı komple toplamam gerektiğini fark ettim. Saçlarımı topladım, ellerimi yıkadım. Kaldığım yerden devam ediyorum.
soğanları, bir adet soğan, yarım kilo kıymama ilave ediyorum. Çok elimi yıkıyorum. Çok sağlıyorum. Yani dün akşamki videomda yani gerçekten ısınma güzüldü. Video geç kaldı. O kadar ki yıkadım. Ha bu arada doğradıktan sonra yıkadım hani demem. Hani böyle suyun için oluyor ya, böyle aldım. Hani böyle yıkamadım. Hani çünkü tek tek yapraklarını, tek tek aralarını ellerim artık mahvolmuştu yani. Hani o konuda çok hassasım. Özel ya, yani yeşillik yıkarken hep öyle. Bunları da bakın tek tek yıkadım, bir de kuruttum yani burada. Bunları böyle sanki Allah'ım göstermek istiyorum. Böyle saksıda çiçek gibi böyle seviyorum bunları. Yani çok seviyorum. Eminim hepiniz öyle. Şimdi de rokalar var böyle. Hepsi temizlenmiş. Burada da maydanozlar var. Yani burada bunları böyle bakıyorum, böyle gidip gelip böyle şöyle koparıp böyle yiyorum da. Yani bunu çok severek yapıyorum. Kıymamız kavrulsun. Ben patlıcanlarımı çıkarayım şeyden, dolaptan. Kamerayı çok kapatmayı düşünmüyorum. Bugün buradayım. Her anı sizinle çekelim. Biraz daha doğal olsun. Patlıcanlarım da temiz. Hemen kullanacağım için yıkayıp koyuyorum ama tabii içim rahat etmiyor. Sürekli bir yıkama yani. Önceden o kadar değildim ya. Ben kendimi biliyorum. Hani şimdi herhalde daha çok büyüdükçe, yaş aldıkça böyle bazı şeylere daha çok dikkat ettiğimi fark ediyorum. Göktuğ'un okulundan bahsedeyim. Göktuğ biliyorsunuz bu hafta sadece bugün okula bir sınava gidip geldi. Çünkü şeyden dolayı, işte hastalıktan dolayı gidemedi. Şimdi hafta sonu tatili oldu. Ayrıyeten de cumartesi, pazartesi, salı da okula gidemeyecek. Öğretmeninin semineri varmış. Öğretmen seminerde olacağı için Göktuğ çarşamba günü okula gidecek. Allah'tan sınav haftası falan bitmişti. Konu tekrarları falan. Göktuğ çabuk toparlar bunu. Hemen toparlar. Ben de yardımcı olurum. Arkadaşlarından isteriz. Zaten gruba her şey atılıyor. Ne yapıldı, ne edildi. Onun için sıkıntımız yok. Okul açısından. Çok değerli ablalarım var. Arkadaşları var. Herkes bize oradan yardımcı olur. Patlıcan da yıkamak. Ben hep böyle. Bilmiyorum ne kadar doğru yapıyorum, ne kadar bilmiyorum ama böyle ya. Böyle hani yağ atınca su sıçraması falan, her tarafta şu bunları kızartacağım için. Musakka dedim ama ben böyle doğaçlama ilerliyorum. Bugün sadece bunu yapacağım. Bakalım, canlı yayın açmayı düşünüyorum ama bilemiyorum. Gidişat nasıl olur bu akşam? Bir iki saatlik yayın açmak istiyorum. Yorumlarınızdan bahsedelim. Tabii ki kötü yorumlarımız hala var, mevcut. Bu her zaman olacaktır. Ama lütfen Göktuğ'un buraya değil, benim kendi Sevilay diye yorumlardan cevap verdiğim yer. Oraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Kötü yorum yapmak isteyenler. Oradan ben size cevabını verebilirim. Ama burada sonuçta Göktuğ'un telefonundan çekim yapıyorum. Kendi telefonum buralarda. Onun için tüm yorumlara hakim Göktuğ. Tüm. Çünkü tabletinde de var. YouTube stüdyoya girip tüm yorumları görebiliyor. Ama ben o görmeden
silmeye çalışıyorum. Hani beni etkilemez, çok kötüyorum. Herkesin kendi düşüncesi der geçerim ama Göktuğ söz konusu olunca. Ben şunu da söyleyeyim. Ben bu platforma Göktuğ sayesinde hani evet video çekmeye başladım. Benim başka bir art niyetim olsaydı bu kanal bir senelik kanal. Ben o zaman hani yapardım bunu. Hani o zaman dediğim gibi kendimi göstermek olsaydı, o bir yerlere gelmek olsaydı o olurdu ama o değil. Yani amacım hiçbir zaman öyle olmadı. Yani daha nelerden bahsedeyim? İstanbul'a alışmamla ilgili. Evet, İstanbul'a gördüğünüz üzere bayağı alıştım. Artık çoğunuzun benim hakkımda az ya da çok bir bilgisi var. Ben ne yapmıştım kızartma tenceremi? Kızartma tenceremi yıkamıştım. Evet, kızartma tencerem böyle. Onu yıkamıştım. Sabahtan da Göktuğ'ya patates kızartmıştım. Onun yağı vardı. Ama onu yağlayacağım. Benim burada da ayrıyeten böyle ayrıyeten şey var. Ocak var orada. Küçük bir kiler gibi bir yerim var orada. Orayı da kullanıyorum. Geniş mutfak. En azından kocaman masa sığdı. Yani dediğim gibi çok lükste, çok şeyde gözüm yok. Şükürler olsun. Burası bana yetip gidiyor. Yani süper. Yani İstanbul gibi bir yerde iki tarafı açık bir ev. Hani bakıyorum, görüyorum böyle, hani kimseyi de şey yapmıyorum yani. Bodrum var, bir sürü ara yani. Benim şansım varmış da bu evim iyi yani. Şimdi baharat koyalım. Ay, burayı açınca da bir kahve koktu şu anda. Anlatamam şu anda kahve kokusunu. Kahve kokusu beni benden aldı şu anda. Birazcık tuz, birazcık karabiber. Karabiber diyorum, nane almışım elime. Kavrulsun. Patlıcanı kızarsın. İçine bir tane de patates. Ya bazen musakkayı patatesli, bazen patatessiz yapıyorum ama bu akşam az patates koyacağım. Göktuğ patatesi çok seviyor yemeğin içinde. Birazcık dinlenelim, ben bir mola vereyim. Pillerimi yıkıyorum. Bezim vazgeçilmezim. Patlıcanlarım da kararmadı böyle. Çok güzel. Şimdi yemeğimin kıyması, bu patatesi, bu da patlıcanı, bu da sosu fırlatacağım yemeğime. Şimdi yemeğim bu şekilde fırına giriyor. Vedaya geçelim. Yemeğimi fırına attım. Yemeğim biraz pişsin. Bu arada sürpriz olarak saat 8'de canlı yayın açacağız. Tabii ki siz bunu canlı yayından sonra izlersiniz büyük ihtimalle. Canlı yayında buluşalım, yorumlarda buluşalım. Güzel dileklerinizi bizden esirgemediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Daha nelerden bahsetmemiştik. Göktuğcum diyor ki bu akşam vedayı ben tek başıma yapacağım anne. Çünkü ben görünmek istiyorum biraz ve ben de ona saygı duyuyorum. Göktuğ'a bırakıyorum. Hepinize iyi akşamlar. Dur. Evet, bugünlük video bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. O zaman iyi seyirler, iyi akşamlar.